Eğer yapabilirsem. Oraya koyamıyorum. Neyse. Böyle daha iyi oldu ya. Her neyse. Haydi şu an çok güzel güneşli bir havada. Yağmurda, haustan tutularak güneşli havaya buluşabildik. Dün arkadaşımla işte buluştum. Beraber vakit işte geçirdik. Ama şöyle bir sorun var. Ben ayrıldım şimdi. Bak kahvaltı yaptık şey birlikte. Bir yerde indim. Yanımıza anlatıyorum. Abimle şeye buluşacağım. Kabire uğrayacağım. Eğer kapalı şey değilse eğer. Kapalıysa da başka bir zaman uğrarız diye düşünüyorum. Bugünüm şu andan itibaren başladı. Her an her şey olabilir. Kahvemizi içelim. Güzel bir yerde diyeceğim de güzel bir yer nerede? Neyse internetten bakarım ben onda. Bakalım şimdilik işe görüşürüz. See you later. Vallahi yoruldum ya. Her neyse. Şimdi Kızılay'ın içindeyim ama Sam merkezinde miyim bilmiyorum. Birazdan bakacağım ona. Şu an kahve içecek bir yer bulup. Kahve içelim. Sizle biraz muhabbet edelim. Sonra tekrardan işte yola çıkacağım. Ankara'ya neden mi geldim? Ankara'ya şu yüzden geldim. Sadece kahve içmek için geldim. Neden böyle bir çılgınlık yaptım? Hiçbir fikrim yok. Evde canım çok sıkılıyordu. Ne yapsam diye düşündüm. Bir o zaman Ankara'ya gideyim. Ankara'da kahve içeyim. Oradan da Konya'ya ekmek işte yemeye gidelim diye düşündüm. Buradan yavaş yavaş gideceğiz. Dün Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyordum. Ama Anıtkabir kapalıymış. Aldığım bilgilere doğru. İşte koronavirüs nedeniyle filan. Hala pes etmedik. Hala devam ediyoruz. Yolculuğumuz şeye devam ediyor. Şu an nerede olduğumu? Sağımda solumda binalar var sadece. Başka bir şey yok. Ben böyle yerleri işte göstermek istemiyorum yani detaylı işte şurada şu bina var, şurada şu bina var işte göstermek adına daha çok sağda solda gezmek gibi. Hiç kolay gelsin. Bir tane canlı müzikçi mi olur sabah akşamında adam çalıyor. Adamın çalma etkisi varmış. Abi insanlar arasında araba geçti şu an ya. Her neyse ben bir kişiye kahve içmeye oturayım da orada muhabbet ederiz. Çok yoruldum. Sırtımdaki çanta beni çok fazla sıkıyor yani. Öyle diyeyim size. Neyse see you later. Artist yapayım dedim. Elimde patladı su. Görüntü şey nasıl bilmiyorum ama inşallah iyidir. Evet. Şu an kahvemi içiyorum. İşte Kızılay meydanında. Meydanında bu arada meydanda değil. Biraz daha çıkarım diye düşünüyorum ya. İşte kahve içtik. Ne yapalım artık işte gidelim buradan. İzin almamışım burada. Ya çantayla gezmesi çok zor. Çantamı koyacak bir yer bulamadım. Bir de korona muhabbetinden dolayı millet çok doğal. Böyle standart mesafeli. Çok fazla bir şey yok. Yani herkes işinde gücünde, herkes ekmek davasına düşmüş bir yer burası. Ankara. Aslında gizleyecek çok yer var. Hamam önünden tutulmuş Kızılay Meydanı olsun, bilmem ne olsun. Her şey varana kadar çok güzel yerler var. Ama benim bunları işte yapabilmem için çantayı bir yere sabitlemem lazım. Sabitleyecek bir yerde yok. Bu zaten benim ilk videolarım olduğu için böyle deneme yanılma videoları. Kendimi bu açıdan işte deniyorum. Acaba Instagram'a, yani bileyim YouTube'a videolar atsam insanlar yaşı nasıl karşılar diye. Instagram'dan çok güzel işte yorumlar alıyorum. Yani keyifli izleyiciler oluyor. Bilsin diyenler var. Artık yapman gerekiyordu. Yapmalısın şey diyenler var. Ama bunların hepsi ilk başta bir maddi şey gelire de şey dayandığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an ben bütün videolarımı telefon kamerasından çekiyorum. Şimdi montajı da büyüktüm. Telefondan yapacağım.
Bilgisayarım yok, GoPro'm yok. Ekipmanları sağlamam lazım. Bunları da zamanla sağlayacağım diye düşünüyorum. Yani zamanla olur. Bir bakalım artık. Buradan işte nereye gideceksin diye soran olursa eğer. Buradan Konya'ya gideceğim. Ailemle biraz vakit geçireyim bir iki gün. Oradan da Antalya taraflarına gidelim. Yani denizlere inelim ki artık rahat edeyim. Böyle kaos ortamından kurtulmuş olurum. Keyifli saatler bizi bekler. Eğlenebileceğimiz anlar olur. Bakalım nasıl bir şeylerle karşılaşacağız. Şu an Starbucks'tan Kızlar Meydanı'ndaki. Birazdan da yola düşmüş olurum. Herkese sevgiler, saygılar. Hepinizi seviyorum. İnşallah pişman olmazsınız beni izlerken. Benimle birlikte siz de gezdiriyormuş hissiyatı yaratırım. Şu an bana özelden yazanların istediklerini her şeyi yapacağım. Yani şu anki planım şu. Storyler atacağım. Bir sonraki durağım neresi olsun diye. Ona göre de yola çıkacağım. Yani tamamen plansız programsız. Sadece kamerada kendimi denemek amaçlı. Şu anda geziyorum. Bu zamanla oturacak ve zamanla da çok güzel videolarla karşılaşacağız diye umuyorum. Şu ana kadar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Bir gün sizinle de çay kahve içmek şediliğiyle diyelim. Neyse arkadaşlar, ben kahvemi içeyim. Sonradan yavaş yavaş yola çıkayım. Yolda görüşürüz. Şimdilik buradan hoşça kallarla size ileteyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çalış güven. Sağımda solumda güvercin her şeyler gidiyor. Artık Ankara'dan gidiyorum. Kızılay Meydan arka tarafında dolmuş durakları varmış. Orada göl başına geçeceğim. Göl başında Konya, Antalya diye planlarım yok. Kafamda bir rota çizdim ama her an her şey olabilir. Arkadaşlar size hazırsanız bir göstereceğim. Benim kardeşim. Eyvallah abi, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Abi de çay satmış. Şöyle gösterdim. Aslında çay içerdim de. Ben kahve içtiğim için çaya çok fazla midemde yer yok. Size bir göstereceğim. Ayakkabımın son halini. Gördüğünüz mü bilmiyorum ama şu an ayakkabım çok pislenmiş ve çok yıpranmış. Artık nereleri gördüyse hemen anında bir ayakkabı değiştirmem lazım. Onu da Konya'da çözeriz ya. Yolda neler çözmedik ki. Bunu mu çözemeyeceğiz? Herkese selamlar. Kim demiş arkadaşlar Ankara'da deniz yok diye? Alın size. O sahil. Burada big club'lar. Beach club'lar pardon. Big club nedir? Alışacağım yavaş yavaş. Kelimeleri türetmeyeyim. Ama beni de böyle kabul edin yani. Ben niye bu sahile doğru geldim onu da bilmiyorum. Ben direkt Konya yoluna çıkacaktım. Sonra baktım ki Ankara'da deniz buldum. Bunu da sizlere göstermek istedim. Yanında da oturmalık alanlar var. Ama yani şu anda bu pandemiden dolayı çok fazla kalabalık değil. Ankara'dan sıkılan insanlar çayını kahvesini içebiliyor. Şu ana kadar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki durağım ise Konya. Konya'dan sonra Antalya olacak. Şu an yol başındaki manzarayı biraz izleyeceğim. Çayım var. Çayımı da demleyip izlerken sizlere buradan veda ederek hoşça kalın. Dakikadır falan buldum.